Arkadaşlar en son periyodik bir FT fonksiyonunun kompleks Fourier seri açılımını n eşittir eksi sonsuzdan sonsuza kadar cn e üzeri c 2 pi n bölü l t olarak ifade etmiştik. L burada periyodumuzdu. Cn kompleks bir katsayımızdı. Bu yazım şeklinin aslında n eşittir sıfırdan sonsuza kadar a n kosinüs 2 pi n bölü l t artı b n sinüs 2 pi n bölü l t ile aynı olduğunu biliyorduk. Burada a n ve b n katsayılarını hesaplamayı da öğrenmiştik. Aynı şekilde c'nin de a n a eksi j çarpı bn bölü 2 olduğunu da görmüştük. O halde a n bn katsayılarını biliyorsam, hesaplamayı biliyorsam c'ni de buradan hesaplayabiliriz. Fakat biz bu yoldan gitmeyeceğiz. Direkt kompleks gösterimde c katsayısını kompleks integralle hesaplama yoluna gideceğiz. Daha kısa yollardan sonuca ulaşacağız çünkü. Yalnız bu Cn katsayısını hesaplayabilmek için L periyodumuzda 0'dan L'ye kadar E üzeri J 2 pi N bölü L T çarpı E üzeri eksi J 2 pi N bölü L T DT integralini sonucunu hesaplayabiliyor olmamız gerekiyor. Buna diyelim. Bu ilginç bir integral. Sıfırdan L'ye kadar E üzeri J 2 pi bölü L N eksi M T DT Euler açılımından bu integrali sinüs ve kosinüs cinsinden yazalım. 0'dan L'ye kadar kosinüs 2 pi bölü L n eksi m t dt artı j 0'dan L'ye kadar sinüs 2 pi bölü L n eksi m t dt yazabiliriz. İntegralleri alırsak kosinüs integrali sinüs sinüs 2 pi bölü l n eksi mt bölü 2 pi n eksi m bölü l. L'yi de şuraya alalım. 0'dan l'ye kadar. Sinüsün integrali eksi kosinüs olduğuna göre eksi j. Yine paydaya gelecek l'yi şuraya şimdiden taşıyalım. Kosinüs 2 pi bölü l n eksi m t bölü 2 pi n eksi m sınırlarımız 0 l. sınırlarımızı yerine koyalım. Sinüs t yerine l koyarsak şunlar gider. 2 pi n eksi m bölü 2 pi n eksi m eksi sinüs ifadesinde t yerine 0 koyarsak 0 olur. Fakat şimdilik koymayalım. 0 demeyelim ona. Sinüs 2 pi n eksi m 0 bölü l bölü 2 pi eksi jl parantezinde kosinüs t yerine l koyarsak yine şu l'ye gider. 2 pi n eksi m bölü 2 pi n eksi m t yerine 0 koyarsak kosinüs 2 pi kosinüs
Şu ifadede nm'ye eşit olursa bu paydaya bir sıfır gelir. Yukarıda da sinüs sıfır gelir. Sıfır bölü sıfır belirsizliği vardır. Söz konusu belirsizlik şurada da kendini gösteriyor. Şurada n yerine m koyarsak kosinüs sıfır birdir. Bir bölü sıfır gibi tanımsız bir durum var. Şurada da 1 bölü 0 çarpı 0 bölü 0 bölü 0 belirsizliği var. Limit x 0'a giderken sinüs x bölü x'in 1 olduğunu biliyoruz. Bunu bu videoda ispatlamayacağım. Merak ediyorsanız YouTube'da limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x nedir gibi bir video hazırlamıştım. Ona bakabilirsiniz. O halde şu integralimiz L çarpı şurası 1 olduğuna göre 1 çarpı 0 bölü 0 eksi jt parantezinde. Şurada kosinüs Teta'nın karekök içerisinde 1 eksi sinüs kare teta olduğunu bildiğimize göre kosinüs 2 pi n m yerine kosinüs 2 pi n eksi m yerine 1 eksi sinüs 2 pi n eksi m çarpı sinüs 2 pi n eksi m yazabilirim. Bunu 2 pi n eksi m'e bölüyormuşuz. Bunu da içeri alalım. 2 pi n eksi m. Bu da kare olarak içeri gireceği için 2 pi n eksi m. Şimdi şurada n m'e eşit olduğunda 0 bölü 0 belirsizliği vardı. Ancak şu belirsizliğin 1 olduğunu görmüştük. 1 çarpı 1, 1, 1 eksi 1, 0. O halde şurası 0'a gidiyor. Aynı durumda şurası 0'a gidiyorsa 0 çarpı 0 bölü, burası da 0'a gidiyor. Demek ki 0 eksi 0. O halde integralimiz L'dir. Hangi durum için? N eşittir m durumu için. M'den farklıysa n ve m tam sayılar olduğuna göre n eksi m de tam sayıdır. Sinüs bu n eksi m farkını a ile ifade edelim. 2 pi çarpı a bölü a. Şurada bu tam sayı 0, sinüs 0, 0. Burada da n eksen a olduğuna göre kosinüs 2 pi a bölü 2 pi a olur burası da eksi kosinüs a çarpı 0 0 1'dir 1 bölü 2 pi a durumuna geliriz. 2 pi'nin tam katlarında sinüs fonksiyonu hep sıfırdır. Şurası 2 pi, şurası 4 pi, işte 6 pi. Hepsinde sıfır aynı şekilde. Eksi 2 pi de, eksi 4 pi de hep sıfır olacağına göre şurası sıfırdır. Dolayısıyla şurası sıfırdır. Kosinüs fonksiyonu ise pi'nin tam katlarında hep bir değerini alır. 1 bölü 2 pi a eksi 1 bölü 2 pi a. Burası da sıfırdır. O halde integralimiz sıfırdır. N eşit değilse n.
Arkadaşlar şu integralin nm'ye eşit olması durumunda sonucunun l nm'ye eşit olmadığı durumda ise sonucunun sıfır olduğunu biliyoruz artık. Bir sonraki videoda cn kompleks katsayımızın nasıl hesaplanacağını göreceğiz. Görüşmek üzere.